Ne kadar sürede iyileşir? Tabii ki. Bir komplikasyon çıkabilir mi? Kanama olabilir mi? Bunları da Evet. biraz kanama olursa aile ne yapması Tabii gerekiyor? ki. Anlatacağım. Özellikle yaranın iyileşmesi çocuktan çocuğa farklılıklar gösterebilir. Örneğin şeker hastası olan çocuklarda birazcık daha uzun iyileşme olabilir, belki olabilir Tabii. mi böyle Ya durumlar olsa veya da komplikasyonlar neler şu ana evet. kadar aklımıza gelebilecek? Şimdi yani tabii çocukluk yaş şeker hastalığı çok çok nadir. Olsa da bir sorun yaratmaz. Günümüz koşullarında her tür şeker hastası, her tür cerrahi işlemi olabiliyor. Biz sünnet işlemini uyuşturduktan sonra hiçbir şekilde ağrı duymayacak şekilde geldikten sonra çocuk tamamen cerrahi kurallara, steril davranarak, bütün malzemeleri o çocuğa özgü açıp daha sonra da atarak, imha ederek yapıyoruz. Bu tabii olayı bir ameliyat gibi gördüğümüz aslında tam Ciddiye bir aldığımız, tabii bu ciddiye hijyen aldığımızı kurallarını tabii çok dikkat ettiğiniz, uyduğumuzu açıkça çünkü söyleyeyim. bu bir Böyle operasyon. olması lazım. Zaten bugünkü mevzuatımız gereği sizin de vurguladığınız gibi mutlaka bir doktorun, öncelikle bir ürolog, genel cerrahi, çocuk cerrahisi uzmanları. Bunlar yoksa belki bir pratisyen hekimin yapabileceği bir işlemdir. Ülkemiz sınırları içinde bunun dışında hiç kimse bugün yasal olarak sünnet yapamaz, yapmamalıdır. Suç işleri aslında. Bu bağlamda olayı öyle görmek lazım. İyileşme süreçleri hızlı. Çünkü biz o veya bu şekilde dikiş atarak, çocuk ki bunun farkına da varmıyor, dikiş atarak iyileşme sürecini çok Dikişlerin hızlandırabiliyoruz. alınması söz Alınması konusu söz mu? konusu değil. Eriyen Değil. türden dikişlerimiz var. Tabii kısa dönemde bazen bölgede bir şişlik, ödem, bazen kızarıklıklar oluyor. Kanama olarak hani korkutmak da hiç yersiz bence aileleri. Çünkü kanama gerçekten çok seyrek. Biz onun tedbirini işlem sırasında alıyoruz. Kanadığını gördüğümüz, sızdığını gördüğümüz damarları bağlayarak veya koterle durdurarak daha sonrasını kansız atlatmasını sağlıyoruz. Bu bağlamda da çok kaygımız yok. Ama şunu söylemek isterim. İşlem anında işlemin ciddiyetle yapılması, düzgün yapılmaya inanılması çok önemli. Çünkü o veya bu şekil yapan hekim de olsa bir hata olduğu zaman bunun şeyini hani bedelini çocuk belki bir ömür boyu çekecektir. Bu bir şekil bozukluğu olabilir. Kalan bir deri fazlalığı olabilir. Maalesef bazen eğrilikler olabilir. Bunlar bizim kaygılandığımız şeyler. Hemen sünnette bağlantılı olarak da hipospadias dediğimiz hani idrar deliğinin tam uçta olmayıp da daha çok pipinin alt tarafına doğru bulunduğu durumlarda sünnetin bir yapılmaması, bekletilmesi. Zaten onun için mutlaka doktor yapsın ki öyle bir şey varsa Varsa fark fark etsin. etsin, durdursun olayı düşüncemiz mevcut. Bütün bunlar çok önemli. Ama tabii bugünkü koşullarda gerçekten hızlı bir iyileşme süreci sizin az önce sorduğunuz sorunun cevabı olarak hızlı ve rahat bir iyileşme süreci oluyor. Daha dün değil önceki gün bir gün önce doğmuş bir bebeği sünnet ettiğimiz gibi 7-8-9 yaşlarında bir çocuğu da sünnet ediyoruz. Her ikisinde de bence sorun yok. Ama şöyle genel bir tanımlama yaparsam ailelerde yaş soru işaretlerini kafalarındaki bertaraf etmek için bana gelen şey şu, benim izlenimim şu. 3 ile 6 yaş arası birazcık sıkıntılı oluyor. Şöyle ki hem çocuk güçleniyor hem korkusu kazanılmış oluyor toplumda o veya bu şekil. Yani o 3 yaş öncesini değerlendirmek veya aile hani ben düğününü de hatırlasın, sünnetini de hatırlasın diyorsa 6 yaş sonrasına ertelemek benim kanaatime göre, tecrübeme göre çok daha makul. Ama bu demek değildir ki çocuk 3,5-4 yaşında ve sünnet olamaz. Böyle bir şey yok. Çok gerekirse bir psikolog hazırlığı ardından da lokal yapılabilir. Çok gerekiyorsa uyutularak da pekala sünnet işlemi yapılabilir. Bunu böyle ama hani söyleyeyim 3-6 yaş arası biraz çocuğu sanki hırpalıyor gibime geliyor. Bu noktada onu vurgulamak istedim. Tekrar söylemek istedim. Burada komplikasyonlardan sakınmak için hekimin gözünden geçmesi. Ama bugün artık şu bilinç bile var. İnanın bana aileler sünnet öncesi çocuğu hem hekimiyle karşılaştırıp tanıştırmak hem de hocam bir muayene edin bir sorun varsa ona göre davranalım, erteleyelim gibi bir yaklaşımla gelip muayenesini olup Ne öğle güzel, ne randevusunu alan güzel. insanlarla ben çok karşılaşıyorum çalıştığım bölgede. Dolayısıyla bu da keyif veriyor. Yani insanlar yaptığınız işi de önemsiyor artık. Hani eski o fenni sünnetçi veya evde sünnet falan o tamamen kırılmış bence. Bu çok keyifli bir şey.
Bir de şunu soracağım. Sünnet oldu çocuk. Hemen düğün mü yoksa bir gün sonra veya birkaç gün sonra mı düğün? Pek tabii ki haklısınız. Hani gene de bir 3-4 gün geçmesinde yarar var. Hem çocuğun hareketlerinin düzelmesi hem keyfinin geriye dönmesi anlamında. Ama şöyle standartı ben size söyleyeyim. Her ne yaş olursa olsun 3-4 gün sonra çocuk dışarı çıkar. Banyosunu pekala alabilir. Yürüyüşünü, gezmesini, araba yolculuğunu yapabilir. Ama tabii bir denize girmesi belki bir hafta 10 gün olursa makul. Bir uzun yolculuğa çıkıp tatile gitmesi gene bir haftayı geçmesi makul. Ama bisikletti, top peşinde koşturmaktı, yazın keyfini çıkarmaktı bu anlamda dersek gene bir 10 gün tedbirli olmakta yarar var. Sonuçta tedbir almak her açıdan iyidir. Öyle olayda çok böyle hani bugün keyfini olayım da. Keyfini çıkartsın diyorsunuz. Kesinlikle çocuk bana dinlensin. Düğünün keyfini de tabii, çıkarsın. Tabii. Hatta düğünde de çıksın. Annesiyle babasıyla birlikte orada bir oynasın, koştursun. Onlarla içinde, birlikte bir göbek de atsın orada. 3-4 gün yeterli o olur. O fotoğrafları tabii da bir şekilde büyüyünce de hatırlar, tabii, albümüne tabii koyar.